Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerin porsiyon fiyatı zamlandı. Ortalama 180 gramlık bir porsiyon tava ciğer 32 lira oldu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyesi ciğerci esnaflarında ise bir porsiyon tava ciğer 36 liraya yükseldi. Tava ciğerde uygulanan iki farklı zam ciğerci esnaflarını ikiye böldü. Bence yani pahalı değil. Kesinlikle bizim için lezzet önemli. Kaliteli sonuç yani. Kaliteliyse 36 dolar, 40 dolar. Lezzeti önemli. Bence lezzetlisi olabilir yani sorun değil. Hiç önemli değil. Yoğurt olsun ben sen karnım doyurduğuna bak. Damak tadı diğer yerlere göre burasını tutmuyor. Aynı damak tadını aradığımız için burasını tercih ediyoruz. Çok da pahalı sayılamaz. Normal. Ciğerci Kazım Gilan, yeni zamla birlikte tava ciğerin porsiyonunun 32 lira olduğunu söyleyerek 36 liradan satılan ciğerin pahalı olduğunu kaydetti. Önceki tarife 32, ben 30 lira veriyordum. Şu anda pazartesi günü açımdan dolayı 32 yeni yaptım. Fakat 36 ve 38 lira ciğerin porsiyonu bence çok. Şu anda ben mekan sahibi olarak beni kurtarıyor ama kiracıları bilemiyorum. Herhalde onları da kurtarır çünkü biliyorsunuz 180 gram falan veriliyor. Kimisi 200 gram veriyor. Aşağı yukarı ben 170-180 gram geliyorum. Şu anda tarif 32. Ciğerci Kemal İmrak, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin verdiği tarifeyi uyguladıklarını ve tava ciğeri 32 liradan sattıklarını söyledi. Odamızın vermiş olduğu tarifi 32 lira. Oda fiyatları aşamazsın. Madem ki oda fiyatını aşıyorsak oda niye var? Dışarıdan gelen yabancı, ne bileyim sınırı dışında ötesinden gelen komşularımız burada fiyatı görecek, içeri rahat rahat girip yemeğini yiyecek. 40 senedir her ciğere 1 lira tarife konduğu gün sakatata 2 lira konuyor. Bugün 50 lira, 50 lira ciğerin kilosu piyasada. Sakatat zaten aldı başını gitti. Bir teneke almış 300 lira. Her şey tamam, fiyatlar yükseldi ama bir yerde de bunu makul bir şekilde tutmak lazım. Denetimini sıkı yapsınlar, işi takip etsinler. Bu böyle olmaz. Tek fiyatlar arası olması gerekiyor. Ciğerci Aydın Doğan ise ciğer ve sıvı yağ fiyatlarında son aylarda büyük artış olduğunu belirterek tava ciğer zammının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Şimdi en büyük bu konuda sıkıntımız bir esnaf olarak benim kendi yaşadığım birebir söz konusu olan şeyler. Tüketicimiz, müşterimiz sanki bu tarifi biz kendimiz istiyormuşuz gibi sürekli şu tür yansımalar yansıyor. İşte ciğerciler, köfteciler paraya doymadığı gibi bize karşı iddialarda bulunuluyor ama istiyorlarsa net bir şekilde alınan toptan alınan yerlerden fiyat alabiliriz. Bugün Bursa, Balıkesir ve Afyon ağırlıklı çalışıyor Edirne ciğercileri. Bazı esnaf arkadaşlarımız yerel ciğer dese bile Trakya'da mümkün değil, Edirne'deki ciğercilerin ciğerin yetmesi mümkün değil. İster istemez dış destekli çalışıyoruz. Ve ben odalardan fiyat isterken biz ciğerciler ve köfteciler olarak bizden neye öngörüldüğüne dair bizden bilgi isteniyor, belge isteniyor. Ve biz bu belgeleri toplayarak gidiyoruz validen ya da esnaf sanatkarlar ya da ticaret odasından tarif istiyoruz. Kafamıza göre tarifi istemiyoruz. 6 ay önce ham maddemiz, ciğer dediğimiz ham maddemiz 39 lira kilosu olan ciğerin şu an 48 lira kilosu olduğunu dikkat çekin. İkinci diğer konu ham maddemiz, kullanmış olduğumuz yağımız, yerel markalarımızda, ayçiçeğimizde 280 liraya varan teneke 18 litreliklerde. Daha önce 6 ay önce 140'lardan 170'lere 170'lerden şu an 280 liralara çıktığını normal bir vatandaşın da bunu market reyonlarında görmesi bence çok uygundur. Bir baksınlar, biz keyfe kadar tarif istemiyoruz. Valimize götürüyoruz. Bütün belgeleri sunuyoruz. Şu an esnaf sanatkarlar odası ve ticaret odası tarafında bir sıkıntı yaşanıyor. İkilem gibi bir şey oluyor. Bu ikilem hoş bir durum değil tabii ki de. Ticaret yapan büyük esnafmış gibi görmesinler bizi. Küçük esnaf diye ayırım da zaten yanlış. Herkes şu an aynı yerden ciğer alıyor. Ben de 46'ya 48'e ciğer alıyorum. Diğer esnaf sanatkarlara üye olan arkadaşlarımız da aynı yerden 46-48 liraya ciğer alıyor. Neden tarife 2'ye bölündü ben onu da bilmiyorum. Şu an kullanmış olduğumuz ete bile kilosuna 4 lira zam geldi. Kimse keyfe kadar zam istemiyor. Keyfe kadar zam yapmıyoruz. Edirne'nin yerel markası olarak yani spesyal diyememiz ciğer olduğu için ciğerin iki fiyata bölünmesi ya da esnaf sanatkarlar ticaret odasıya ayrılması bence çok büyük bir yanlış. Eğer yanlış bizdeyse valimiz ya da buna benzer kurumlar bize niye tarife verdi? Eğer yanlış tariflerdeyse o zaman bize söylesinler, biz de 32'ye çekelim. Bizi öcü gibi görmesin tüketicilerimiz. Yani burada bir yanlışlık var. Biz çünkü zevke kadar bir fiyat artışı yapmak.